Bu defa basit bir hidrojen jeneratörü yapıyoruz. 7 plakalı olacak. Bunlar pleksilerimiz. Bunlar da plakalarımız. 1 milim kalınlığında. Contalarımızı da kestim bu şekilde. Bu sefer daha rahat anlaşılsın diye 7 plakalı yapacağım. Evet, hemen hızlıca montajını yapıyorum. Önce bir tane conta koyup ardından elektrik vereceğim plakayı koyuyorum. Sonra her plaka arasına yine conta atıyorum. 5 tane de nötr dediğimiz elektrik vermeyeceğimiz plakalardan atıyorum. Contalar 3 milim kalınlığında. En son yine elektrik vereceğimiz plakayı koyuyoruz ve tekrar bir conta koyarak pleksi malzememizi kapatıyoruz. Plakalar yaklaşık 10 santime 3 santim arkadaşlar. Çok küçük yüzey alanına sahip. Motosikletler için kullanılabilir. İleride kullanmayı düşünüyorum. Evet, aşırı sıkmadan montajımızı bitirdik. İki uçtaki görmüş olduğunuz plakalar elektrik vereceğimiz plakalardır. Ortadaki 5 tane plaka ise nötrdür arkadaşlar. 12 volt verdiğimiz zaman aradaki 5 nötr plakadan elektrik seri olarak geçerek her birinin 2 volt civarı çekmesini sağlayacak. Hidrojen üretmek için de 2 volt yeterli zaten. Şimdi de hortum bağlantı aparatlarını takıyorum. Pleksilere daha önceden diş açmıştım. Şimdi de elektrik vereceğim terminalleri oluşturuyorum. Yedi plakalı bir sistem olduğu için şu anda artı eksi ne taraf olursa olsun fark etmez. Buradan artı, buradan eksi verebiliriz. Bu arada 25 plakalı daha detaylı anlattığım videomu izleyip daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Açıklamalar kısmına bırakıyorum. Evet, bu görmüş olduğunuzda eski tip lavabo sifonu arkadaşlar. Elimde bu vardı. Bunu bu şekilde rezervuar olarak değerlendirdim. Bağlantılarını hızlıca yapıyorum. Evet, potasyum hidroksitli suyumuzu koyuyoruz. Contamıza da takıp deneyelim bakalım. Elektrik bağlantılarını yapıyorum. Araya bir tane ampermetre bağladım arkadaşlar. Kaç amper çektiği görülsün diye. Güç kaynağım arızalandığı için kaynak makinesine bağlıyorum. Buradan da aşağı yukarı 13-14 volt çıkış veriyor. Amperini de en düşük seviyeye ayarlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi 7,5 amper civarı çekiyor cihaz. Evet, gördüğünüz gibi hidrojen üretimimiz başladı. 7,5 amper çekiyor. Küçük bir yüzey alanı olmasına rağmen bence üretim gayet iyi.
Yakmayı deneyeceğim. Bu görmüş olduğunuz alev kesicinin de yapımı kanalımda mevcut arkadaşlar. O olmazsa biliyorsunuz sistem patlıyor. Gördüğünüz gibi alevin sadece orada kalmasını sağlıyor. Evet, yanmadı. Daha tam anlamıyla bir gaz üretimi olmadı. Evet, küçük bir alev elde ettik. Küçük bir cihazda bu kadar alev normal bence. Tahminim ortalama dakikada 500 milim üretecek bir sistem şu anda. Evet, çıkan hidrojeni görebiliyorsunuz. Şimdi de araba aküsüne bağlayıp ne kadar amper çektiğine bakıyorum. Araba çalışır vaziyette. 4 veya 5 amper civarı çekiyor büyük ihtimal. Gaz verdiğimiz zaman daha çok üretim olacaktır. Bu rölantideki hali. Sadece normal aküyle ne kadar üretiyor diye görün istedim. O yüzden çekiyorum bunu. Yani üretim çoğunuz az diyebilir ama plakalar çok küçük arkadaşlar. Bir de evde alev yakmak isterseniz torç bulamazsanız bu piknik tüplerinin başlarındaki aparatı böyle kullanabilirsiniz. Minik bir alev çıkartıyor. Arkasında mutlaka alev kesici güvenlik önlemi almanız gerekir. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız videolarım arasında var. Açıklamalara da bırakırım. Bu da dakikada 2-2,5 litre gaz üreten 25 plakalı bir sistem. Bunlar yeni tasarımım. Sipariş üzerine hazırladım. Bunu göndereceğim. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum atıp beğenirseniz memnun olurum. İsteyen katıl butonuyla da bana katılabilir. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın.